O zaman yarın sabah konuştuğumuz plan dahilinde Ruf Bar'da tadilata başlıyorsunuz. Evet. Güzel. Ben personele gerekli talimatı vereyim öyleyse. İyi olur. O zaman yarın görüşmek üzere. Tamam. Kolay gelsin. Efendim abicim. Ne yapıyorsun hayatım? Cansu'yla Barış'ın, yani Barış abinin kafesine geldik, bir şeyler içeceğiz. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor otel? İyi, her şey yolunda. Seni merak ettim. İyiyim ben abicim. Barış orada mı? Burada abicim. Kızlar hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Barış abi. Ben de abimle konuşuyordum, seni soruyor. Söyle ona akşam Bodrum'a geleceğim. Otelin konumunu mesaj atsın bana. Tamam, atarım. Gelsin. Atarım, gelsin dedi. Neyse canım, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Acaba ben de mi gelsem Bodrum'a? O nereden çıktı şimdi? Hep. Ya değişiklik olsun diye. Sıkıldım burada. Ya zaten birkaç gün sonra açılış var. Babamla beraber gelirsin. Ya bugün gelsem Barış abiyle olmaz mı? Ya Barış seninle mi uğraşacak Eda? Saçmalama. Gel gel. Yalnız gidiyorum zaten. Arkadaş olursun bana. Barış abi olur diyor. Eda ısrar etme istersen. Of ya. Oğlum niye üzüyorsun kızı? Geliriz birlikte. Sakıncası yok benim için. İyi tamam. Hadi gelin. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şişt, bana bak. Konumu mesaj atmayı unutma. Atarım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. İzniniz tamam prenses. Tamam. O zaman ben gidip eşyalarımı hazırlayayım. Tamam. Uçak biletini alırım ben. Havalimanına geçerken de seni evden alırım. Tamam. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Kızım sana evet, inanamıyorum. Var ya sen Barış'la Bodrum'a gidiyorsun. Ya. Heyecandan bayılacağım şimdi. Ben yani çığlık atmamak için kendimi zor tutuyorum. Bakıyor mu arkamızdan? Hoş geldin. İçeri girdi şimdi. Çok mutluyum. Hemen hazırlanmam lazım. Ay, acaba alışverişe mi çıksak? Şöyle beni daha büyük gösterecek seksi bir şeyler alsam. Abinin orada olduğunu unuttun herhalde. Ay evet ya. Heyecandan atlamıştı kızım. Bu mavi biraz soluk geldi bana. Siz bilirsiniz Elçin Hanım. Ben somonla mor arasında kaldım. Mor renk daha iyi olabilir. Öyle mi diyorsun? Evet, sanki. Selam. Hoş geldin kızım. Ama bu kapaklar kesin gold olacak. Öyle değil mi? Evet, kesin. Sen ne dersin Çağlı'cığım ha? Sence hangi renk? Mor güzel. Harika. Mor olsun. Daha sonra devam edelim, olur mu? Nasıl isterseniz. Çağla'cığım, neyin var bir tane? Ben bugün Bodrum'a gideceğim anne. Aradın Burak. Evet. Çok güzel. Aranızdaki sorunu hallettiniz yani. Pek sayılmaz. Bugün yine haberlerdeydi Burak Bey. Üstelik bu sefer kızla el ele. İnanmıyorum. Ne açıklama yaptı peki? Yine Volkan'ın kız arkadaşı olduğunu söyledi. Aslıymış adı. Onunla konuşacağım ve doğruyu söylediğine emin olacağım. Bu yüzden bugün Bodrum'a gideceğimi ve Aslı'yla tanışacağımı söyledim. Hı. O ne dedi? Ne diyecek? Biraz panik yaptı başta. Bana güvenmiyor musun falan dedi. Ben Burak'ın yalan söylediğini sanmıyorum. Ama yine de gitmende fayda var. Kızla tanışınca için rahatlar. Tatil de yapmış olursun. Zaten haftaya otelin açılışı için hep beraber Bodrum'a gidecektik. Sen önden gitmiş olursun. Aa, açılışı mı var? Sen nereden biliyorsun peki? Sinan Bey arayıp davet etti. Sinan Bey niye arayıp davet ediyor ki seni? Niye etmesin ki? Biz birlikte iş yapıyoruz. Ah ben sana söylemeyi unuttum. Bundan sonra otelin bütün banyo bakım ürünlerini onlara biz vereceğiz. Hatta yarın toplantımız var.
Yarın İstanbul'a gidiyorsun o zaman. Aslında yarın gitmeyi planlıyordum. Ama madem sen bugün gidiyorsun, ben de bugün gideyim İstanbul'a. Hem gitmişken Selda ile de bir konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksınız? Yaz bitmeden Burak'la aranızda en azından bir söz yapsak iyi olur. Hem milletin ağzı kapanır, hem de Burak artık ilişkiniz biraz ciddiyet kazanacağı için hareketlerine daha dikkat eder. Burak'ın bu konuya pek yanaşacağını sanmıyorum anne. Burak'ın yanaşması önemli değil zaten. Biz onu Selda ile hallederiz. Hele ki çıkan bu haberlerden sonra bize karşı çok mahcup. Ben onun da aynı fikirde olduğuna eminim. Merak etme güzel kız. Zaten bu insanlar da bizim ailemize kasılmamıştı biliyorsunuz. Daha önce de görüşmüştük. Affedersiniz hemen geliyorum. Efendim Çağla. Merhaba Volkan. Burak'a ulaşamıyorum, yanında mı? Ya yok, yanımda değil. Az önce aradı da sanırım şarjı bitmiş. Bu arada ufak bir kaza yapmış. Ama önemli bir şey değil, merak etme. Ben şimdi bir araba gönderdim ona otele gelmesi için. Ciddi bir şey olmadığına eminsin değil mi? Evet. Eminim, merak etme. Ben Bodrum'a geliyorum. Birazdan yola çıkacağım. Burak'a döndüğünde haber verebilir misin acaba? Ha öyle mi? Haberim yoktu. Tabii ben söylerim Burak'a. Tamam. Görüşürüz o zaman orada. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Abicim biz geldik, oteldeyiz. Tamam. O zaman lobinin terasında bekliyoruz. Buraya geleceklermiş. Tamam. Beklerken bir şeyler içsek mi? Olur, içelim. Oteliniz çok güzel. Manzara harika. Evet. Bence de manzara bir harika. Bayıldım. Hadi sipariş verelim. Pardon, bakar mısın? Buyurun efendim, ne istersiniz? Ben bir limonata alayım. Bana da bir soda lütfen. Tabii efendim. Teşekkürler. İyi ki abimi ikna ettim de ben de gelebildim. Evet, benim için de çok iyi oldu. Seninle yolculuk yapmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi geçti. Çenenli Barış'ı bunaltmadın inşallah. Ha tamam tamam. Şaka yaptım, ufak da kızma hemen. Burak abicim siz de hiç çalışıyor gibi durmuyorsunuz. Tatilde gibisiniz vallahi. Akşama da parti falan. Oh. Yok canım, bütün gün çok çalıştık. Yoğundu yani. Aa tabii, Burak gerçekten çok yoğundu. Hatta Çağla geliyor diye partiye ayrı bir önem verdi. Organizasyonu yaptı. Sağ olsun hiç boş durmadı yani.
Çağla nerede? O da birazdan burada olur herhalde. Size bir şey söylememiz lazım. Sonra o partiye görünce şok olmayın. Neymiş o, merak ettim. Abinin artık bir sevgilisi var Edacığım. Deniz değil değil mi? Yani özür dilerim böyle birden aniden olunca. Ama çok sevindim. Yani ne zaman, yani burada mı tanıştınız? Evet, burada tanıştık. Akşam sizi de tanıştıracağım zaten. Kardeşim çok sevindim senin adına. Sağ ol. Ay çok heyecanlandım ya. Nasıl biri? Resmi var mı? Göreceksin birazdan. Hadi kalkalım mı? Tamam olur. Zaten benim de parti için hazırlanmam gerekiyor. Senin yüzünden kardeşime bile yalan söylüyorum oğlum ya. Hadi hadi gidip sevgilin olalım. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.